Merhabalar, iyi çalışmalar herkese arkadaşlar. Devam ediyoruz derslerimize. Şimdi geldik silme işlemine. Sanırım bu 10. dersimiz olacak. Şimdi sil butonuna çift tıklayalım. Ondan önce bir görüntüleyelim. Bu arada ben hani bizim bir deneme isminde bir verimiz vardı ya, onu sildim. Dersten önce küçük bir deneme yaptım çünkü. Şurada öğrenci listeleri kısmında 1, 2, 3, 4, 5, 7. Şimdi geçtiğimiz derslerde şurada ID'yi soran arkadaşlar olmuş. Onlarla ilgili kısa bir açıklama yapayım. Şöyle ki şimdi biz burada veri eklemesi yaparken ID'ye elle girmiyoruz. ID otomatik geliyor. Amacım sadece şu: ID'yi buraya yazalım ya da biz işte data grid view'e tıkladığımız zaman, ilerleyen derslerde güncellemede falan onu da yaparız. Mesela çift tıkladığım değerin bilgilerini buraya atsın. Yani amacım aslında sadece buraya veri taşıma işlemiydi. Ondan dolayı burada bir ID değeri mevcut. Başka bir işlemimiz yoktu. Şimdi silme işlemini gerçekleştireceğim. Silme işlemi için remove metodunu kullanacağız ama ilk önce silmek istediğimiz ID'yi hafızada tutmamız gerekiyor. Bunun için şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela var x eşittir db.tbl.öğrenci.find parantez içerisinde. Şimdi öncelikle silmek istediğimiz parametreyi buraya göndereceğiz. Yani aslında silmek istediğimiz değeri önce bulduracağız programa. Bu da ne olsun? Mesela ID. ID'ye göre silme işlemi yapacağız. Peki bu ID nereden gelecek? ID de şuradan gelecek. Int ID diyelim eşittir convert.toInt 32 parantez içerisinde ya da int parse yazabilirsiniz. Txt öğrenci ID.txt. Yani ben öğrenci ID'ye girmiş olduğum, öğrenci ID text box'ına girmiş olduğum değerimi ID adlı değişkenime atıyorum. ID adlı değişkenimi de şuradaki metodum yardımıyla, find metodu yardımıyla x adlı değişkenimin üzerine attım. Tamam. X şu anda neyi tutuyor? O silmek istediğimiz değeri tutuyor. Tamamdır. Ondan sonra diyeceğim ki db.tbl.öğrenci.remove tbl öğrenciden sil, kaldır neyi? X'ten gelen değeri. db.saveChanges değişiklikleri kaydet ve bana bir mesaj gönder. messagebox.show öğrenci sistemden silindi desin. Noktalı virgülümüzü koyalım. Şimdi çalıştırdığım programı önce bir tane daha öğrenci ekledim. Ondan sonra devam edelim. Şöyle öğrenci listeliğe bastım. Burada Ali, Mehmet, Emel, Ayşe, Veysel, Ceren. Geldim buraya işte test yazdım. Mesela kaydete bastım. Kaydedildi. Öğrenci listeledim. Dedim. Bakın test de ekledi. Geldim buraya. 8 nolu öğrenciyi sildim. Sile bastım. Öğrenci sistemden sildi. Tekrar öğrenci listeledim. Dedim. Bu şekilde 8 numarayı ne yapmış oldu? Silmiş oldu. Eğer ilişkili bir değeri silmeye çalışırsak hata verecektir. Ondan dolayı ilişkili değerlerde silme işleminin yapılmaması gerekiyor. Yani genel olarak zaten ilişkili tablolarda silme işlemi yapılmaz. Onun yerine aktif ve pasif diye iki tane bizim yapımız var. Yine inşallah ilerleyen derslerde anlatıyor olacağız bu yapıyı da. Silme işlemi de bu şekilde sağlanıyor. Silmeyi de yaptık. Şimdi bir sonraki derste güncelleme işlemini gerçekleştirelim. Aslında şurada bulmak istediğimiz değişken değerini de globale taşıyıp bir daha güncellemede falan yazmak durumunda kalmayız. Biraz sonra ilerleyen derslerde onları da görüyor olacaksınız. Bu dersimizde bu kadar. 11. dersimizde görüşmek dileğiyle. İyi gidiyor sanırım şu anda. Hiç fena değil. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Bir sonraki ders 11. derste görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.